1960'ların sonunda İstanbul yeniden yapılanırken ben dut ağaçları içinde bir apartman çocuğu olarak büyüdüm. Çocukluğum o da dut ağaçlarının tepesinde, incir ağaçlarının tepesinde geçti. O bakır kaba, onlar kızartılır kızartılmaz konur ve kapağı kapatılırdı. Kapatılınca ne oluyor o tabii? O nemle beraber muhteşem yumuşardı o çibörekler. Tülbent gibi sallanırdı onu yerken. İçinden de kıyması sulu sulu akardı. Bu sofralar bize hem birbirimizi tanımamızı, hem o kültürleri tanımamızı, onlardan tarifleri almamızı, bilge insanların bu topraklardan göçmeden önce onların yemeklerini tanımamızı ve gelecek nesillere aktarmamızı da aynı zamanda sağlıyor. Baba dedemin tarafına gidelim ve Arnavut böreği yapalım. Pırasalı bir Arnavut böreği yapacağım size. El açması, arası pırasalı.